Evet, merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzun konusu host nedir? Daha doğrusu kısaca host nedir? Bunu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, host İngilizce bir kelimedir ve misafir etme, barındırma anlamlarına gelmektedir arkadaşlar. Şöyle ki, siz bir hosting firması olursanız host hizmeti sağlarsınız. Böylece web sitelerini sizde barındırmak isteyenlere ev sahipliği yaparsınız. Aynı şekilde bu hosting firmasından tabii ki host satın alırsınız arkadaşlar. Şimdi evet, host nedir kısaca konumuzda? Parça parça hemen ele alalım. Arkadaşlar, sadece sitenizi barındırma amaçlı olabileceği gibi, evet, yani diyelim ki tek bir siteniz var ve bu WordPress, OpenCart, işte Magento, PrestaShop, Joomla herhangi bir skripte kurulmuş veyahut HTML bir site. Ve siz bunu barındırmak istiyorsunuz bir yerde. Bu mümkündür. Bundan sonra arkadaşlar, C paneli, kontrol paneli olan bir host satın alabilirsiniz. Bununla beraber bundan sonraki pakette, bunları teker teker göstereceğim arkadaşlar. Reseller olabilir. Reseller da İngilizce bir kelimedir arkadaşlar. Yeniden satmak anlamındadır. Şimdi hosting firması gözünden bakarsak, onlar da reseller satıyorlar. Neden? Çünkü sahip oldukları hostu, yani tekrardan paylaşılmak üzere resell yapıyorlar. Yani yeniden satıyorlar arkadaşlar. Siz de reseller satın aldığınızda bu reseller'ın içindeki C panellerinizi ayrı ayrı kullanıcılarınıza satabiliyorsunuz ve bundan kazanç elde edebiliyorsunuz. Bunun bir üst paketi arkadaşlar VPS'tir. Bu da Virtual Private Server anlamına gelir. Sanal, size özel sunucu anlamındadır. Hemen yazalım arkadaşlar. Virtual Private Server, pardon, evet, pardon arkadaşlar. Server, sanal, size ait sunucu anlamındadır. Reseller'ın bir üstüdür. Daha rahat performansla çalışır. Ben de şu anda bu paketten yok. Şimdi arkadaşlar, bir de kiralık sunucu ve sunucu vardır. Bunun üzerinde sunucudan sonra artık siz kendiniz bir hosting firması da olabiliyorsunuz. Tabii ki bu paketler yükseldikçe sizin de teknik bilginizin artması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, ben size ilk önce sadece sitenizi barındırma amaçlı olabileceği gibi dediğim noktadan başlayalım. Burası arkadaşlar benim bir C paneli. Örneğin ben bir host firması olsam, şöyle ki size sadece sitenizi barındırmak amaçlı sitenizi burada kurup sizin kullanımıza açabilirim. Örneğin bunun detaylarına girmiyorum. Hemen arkadaşlar şöyle diyelim. C paneli olan bir host. Evet arkadaşlar, burası C paneli olan bir host'tu. Çünkü bakın, şurada zaten C panel yazıyor. Arkadaşlar, C panelde kontrol paneli anlamına gelmektedir. Hemen şuraya yazalım. Arkadaşlar, C panel neymiş? C kontrol, İngilizce bir kelime, panel anlamına gelmektedir. Burada yapabileceklerinizi, C panelli bir host satın aldığınızda yapabileceklerinizi sizlere anlatayım. Bakın, burada yedeklemenizi yapabilirsiniz. Yedekleme bölümü var. Dosya yöneticisi bölümünden dosyalarınızı kontrol edebilirsiniz. Her biri için ayrı ayrı dersler gerekebilir. Çünkü kafanız karışmasın diye arkadaşlar. Sonra arkadaşlar, buradan etki alanlarınızı görebileceğiniz gibi,
arkadaşlar şöyle diyelim, eklenti etki alanlarınıza yükleyebilirsiniz. Ben şu anda çıkış yaptım yanlışlıkla. Evet, girelim. Evet arkadaşlar, sonra benim en sık yaptığım işlemlerden, evet, e-posta hesapları kontrol edilebilir. Ve e-posta hesabı açıp kurumsal e-postalar vesaire vesaire bir dolu işlem yapılabilir. Sonra sitenize ücretsiz SSL sertifikası yüklersiniz. Bu da en sık yapılan işlemlerden bir tanesi. Sonra arkadaşlar PHP versiyonunuzu değiştirirsiniz. Bunun da gereksinimini zamanla öğrenirsiniz. Eğer bilmeyenler bakımından söylüyorum. Sonra arkadaşlar şurada şu bölümde tek tıklamayla istediğiniz skripti kurarsınız. Örneğin WordPress, Aventa, PrestaShop, Joomla, PHPBB, SMF Forum vesaire. Örneğin bloglar bölümünde olanlardan neler varmış bakın, bunların hepsi blog sistemi. Fakat bunlardan en yaygın olanı dünyadaki web sitelerinin %30'undan fazlası diye biliyorum kullandıran WordPress sistemidir. Evet arkadaşlar, videolarımı kısa tutmaya çalışıyorum. Şöyle diyeyim, bunun üst paketi de arkadaşlar Reseller paketidir. Bakın şurada bir Reseller görüyorsunuz. Bu da VHM hostla çalışır arkadaşlar. Bakalım şimdi burada değişik müşterilerinize paketler tanımlayabileceğiniz gibi. Ne demiştik? Reseller yeniden satmak demektir. Çünkü bu sizde var. Hosting firması bunları yeniden satılmak üzere size satıyor. Siz de resellerlarınızı müşterinize satmak üzere paketlere ayırıp daha sonradan arkadaşlar şurada list accounts denilen bölümde arkadaşlar hesaplarınızı listeleyip oradan yeni bir hesap açıyorsunuz. Arkadaşlar bu şekildeydi anlatımım. Şimdi Virtual Private Server'a kiralık sunucular, sunucu ve bunun üzerinde artık bir bunların üzerinde bir hosting firması olmaya doğru adım atabilirsiniz. Tabii ki her bir basamakta teknik bilginizin artması gerekiyor. Burada nereden destek alacaksınız? Tabii ki size ev sahipliği yapan hosting firmasından destek alacaksınız. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.